Karavanda çanak sistemi arkadaşlar. Size biraz bundan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi burasını kestirdim. Kendim kestim. Şeyle, kıl testereyle. Testereyle burayı böyle kesiyorsunuz. Bu çanak 50 santim, 50 mi öyle bir şeydi. 50 santim bir şey. Şu boruyu da kestirdim. Böyle L'ye yaptırdım. Buralar zaten standart her yerde var. Buralara anlatmama gerek yok. Aynı standart. Standart boru. L boru da olur ya. L şeklinde bir boru alacaksınız arkadaşlar. Bir tane L'en bir. Bunu da kestirin. Bunu da keserseniz şey olur. Neydi onun adı? Ya pratik oluyor. Ya. Burayı çıkartıyorsun hemen arabanın içine atıyorsun. Bu şekilde olduğu zaman şey oluyor. Portatif oluyor yani. İşte şunun ucundan buradan bir deldirdim, buradan deldirdim, içine şey vida taktırdım hani sağlam olsun diye. Gördüğünüz gibi. Bunlar da çiftli vakum. Vakum diyorlar. Cam vakumu. Dün gece bunu taktık arkadaşlar, sabaha kadar bakın şey olmadı. Bu çok çok kuvvetli bir vakum. Yapışacağı yerin temiz olması lazım biraz. Silip peçeteyle silip yapıştırıyoruz. Yani 3-4 güne kadar bu gidiyor. Daha günlerimdeki mesela dünden beri hala duruyor yani. Hiç yani buna 2-3 kişi, 4 kişi asıl arabayı bile çekersin bununla yani. O öyle bir canavar bir şey ya. Ben üçlü alacaktım ama ikili almamışım, ikili almışım. Üçlüyü göndermedi adam. Ben ikili aldım. Şimdi bunun burası bakın şöyle tutma yeri var ya. Burada bir vakum tutma yeri var. Bunu buraya kıstırdım. Bu şekilde. Bunları ekstra aldım. Bunlar normalde burası şeye batar. Ne yalanı. İşte evin bacasına takılır falan. Bu şekilde bir çözüm sağladık kendimize. Bunun özel yani bunun şeyi ne? Gittiğiniz yerlerde mesela bazen uydu sağa kalıyor, bazen sola kalıyor, bazen arkaya kalıyor, bazen öne kalıyor. Biraz kablonuzu da uzun yaparsanız bu şekilde çanak olayını çözersiniz arkadaşlar. Biraz da küçük olursa iyi olur. Şu an full HD bütün kanalları çekiyor. Canavar gibi çekiyor yani. Bir aratma yapıyorum. Buradaki bulduğum şey de TürkSat'ın şeyin neydi onun adı? Bu DigiTürk'ün uygulaması var ya, oradan çanağın yönünü buluyorum. Çanağın yönünü bulduktan sonra bir de şu 200 lira 250 liraya satılan şeyler var. Sinyal bulucular var. İlk seferde sinyali çanağın yönüne çevirdikten sonra %100 geliyor ya. %100'den %70'e düşürüyorum şeyi, sinyali. %70'ten sonra %100'e çekmeye çalışıyorum. Düşürdükten sonra biraz oynayıp böyle onu %100'e tamamladığım zaman yani full HD'lerin hepsi çekiyor yani. TürkSat hep full çekiyor. Bir ara bir başka bir yerdeydik. Orada denedik. İşte Alman satmaları, Alman kanalları geldi. Bir sürü kanal geldi. Bir TürkSat'ı bulamadık. Yani TürkSat'ın yönünü bulduktan sonra her türlü şey oluyor yani çalışıyor. Başka kanallar da bulsak mesela müzik dinliyoruz. O da güzel oluyor. Şu an Cunda Adası'ndayız. Yanlış bilmiyorsam burası herhalde Cunda Adası oluyor. Karşıda da bir tane yer var. Çok güzel. Denizde de çok güzel. Biraz çöp yine atmışlar ama. Arabamızı da böyle çektik. Kurban Bayramı'nda burada takılacağız. Çanağımı da taktım hemen. Gelir gelmez. 2 dakikada taktım arkadaşlar. 20 milyar 30 milyar verip o saçma sapan çanaklarla uğraşmayın. 2 dakikada taktım çanağımı. Bitti. İstediğim zaman buradan şunları hemen söküp çat. Öne tak, arkaya tak. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karavanda çanak. Bu şekilde işimizi görüyoruz. Kabloyu da biraz uzun yaptım. Çünkü kablo uzun olması gerekiyor ki şey olsun. Yani hem arkadan hem önden. Belki uydu olur. Belki bu arkada olur. Her yönden çekebiliyoruz yani. Bu şekilde kullanıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şeyi anlattım, çanağı anlattım ama size bu uydu alıcıyı da anlatayım, bu klas. Bunu ben antenci.com'dan aldım. Adamlar hemen gönderdi. Sağ olsunlar.
Şöyle bir aparatla gönderiyorlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi LNB var arkadaşlar. LNB çanağın üzerindeki o LN1 var ya, onun adı herhalde. Bunu oraya bağlıyorsunuz. Çanağın arkasındaki şey LN1'e bağlıyorsunuz. Bu tarafı da şunu da gördüğünüz receiver yazıyor. Bunu da televizyona gelen kabloya bağlıyorsunuz. Televizyonu ilk kez kuracaksanız TürkSat'ın arama modu var. Arama modunda çalıştırabilirsiniz. Ben uyduyu dediğim gibi şeyden buluyorum. Bu neydi? Digiturk'ün uygulamasından buluyorum. Bunu herkes bilir. YouTube'a bakarsanız görürsünüz. İşte ondan hafif yönü mönü buluyorum. Kıble müble muhabbetleri de var. Oradan da bulabilirsiniz. Yani yönü bulduktan sonra bu ürünü taktıktan sonra arkadaşlar bu ürün şöyle. Bu bildiğiniz böyle ileri doğru şeyler atıyor. Çentikler atıyor böyle. Ses çıkarmaya başlıyor. Bağırmaya başlıyor. İlk başta %100 oluyor. %100 olduktan sonra yönünüzü de sabitledikten sonra şuradan bunu %60'a çeviriyorsunuz. Şurada bir şey var. Böyle aşağı doğru çekip bunu %60'a falan getiriyorsunuz. %60'a getirdikten sonra %60, %40 artık fark etmez. Ben %60 yapıyorum. Ondan sonra çanağı hafif oynatıyorsunuz. Bu yükselmeye başlıyor. 65, 70, 75, 80 falan böyle. Tam böyle uydurduğunuz zaman çanak %100, yani 90'ın üzerinde geliyor. Ben şu an 90'ın üzerinde şey yaptım. Yani bazen 99'da isterseniz yapın tam yönü bulduğunuzda. Zaten 99 olur tam yönü bulduğunuzda. Bu şekilde şeyinizi kullanabilirsiniz, çanağınızı kullanabilirsiniz. Bununla hızlı bir şekilde hemen buluyoruz, yani hiç uğraşmıyoruz. Yani bulduğum anda hemen şey yapmaya, sıkıştırmaya başlıyorum çanağı. Şeyle, anahtarla hemen sıkıştırıyorum hızlı bir şekilde. Öyle televizyonu istediğimiz yere kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Geldik hemen. akşam 2 dakikada kurdum. Ben de şaşırdım nasıl bulduğumu, ama uydunun yönünü bulduğum zaman olay bitiyor. Bazen uygulamalar yanlış gösteriyor ama birkaç uygulamadan bakıp uydunun yönünü bulup öyle çalıştırabilirsiniz. Çanaklar da bazen şaşırtabiliyor insanı. Mesela Turanköy'de uğraştım uğraştım yapamadım. Çanakların biri hot biri çekiyor herhalde. Birisi başka. Yabancı kanalları falan çekiyorlar herhalde, Almancaları. Her neyse, bu şeyle, bu klasla işimizi çözüyoruz arkadaşlar. İşe yarıyor, tavsiye ederim. Şuradan modelini göstereyim. Çok lafı. Bu şekilde küçük bir kutu yaptım kendime. Bu kaçtı? Bunlar olması lazım arkadaşlar. Bu 10. Bu da 13. Bunlar bu arka taraftakileri şey yapıyor. Bu da ince ayarını yapıyor aşağı yukarı. Bu, yani bununla işimizi çözüyoruz. Televizyonumuz da Aksen. Şeyden aldık. Migros'tan aldık arkadaşlar. Android TV içinde uydu alıcısı da var. Yani bunu alırsanız daha güzel olur. Çünkü bir de bunun uydu muhabbetleri, saçmalıklarla uğraşmaya gerek yok. Bu 12 voltta çalışıyor. Biz şu an 220 ile şey yapıyoruz. Ama 12 volt kablosunun içine koymamışlar çakmaklık. Normalde benim çakmaklığım var. Çakmaklığım var ama şey yapamıyoruz. Televizyonda gördüğünüz gibi arkadaşlar Android. Mesela açayım size. Yani YouTube bütün uygulamaları ben buraya şey yaptım. Bütün uygulamalarımı falan indirdim. Film falan filan izliyorum. Bunları zaten biliyorsunuz. Müzik için de VLC. VLC güzel oluyor Android TV'lerde. Tavsiye ederim. Şuradan. Sen buradan görüyorsunuz işte. Şu sinyal bilgisinden de şey yapabilirsiniz ama televizyon ilk kez daha önce kurulmuş da. Bu televizyonu eğer kullanacaksanız arkadaşlar, Aksen, bunu alıp kullanacaksınız Android TV. Önce bir şeyinizi kullanın. Evinizde bir kanalları oluşturun. Ondan sonra bu işlemi yapın. Çünkü biz evimizde kanalları oluşturmadan yaptığımız için bayağı bir sıkıntı yaşadık ya. Bu kanalları bulasıya kadar. Yani kanallar burada olduğu zaman sinyali görebiliyorsun hani.
2 saat çeviriyorsun, televizyon kanallar geliyor. Mesela şovu açıyorsun, 2 saat sol çeviriyorsun, bakıyorsun ses geldi, tamam olay bitti yani. Şuna bile gerek yok yani. Ama o biraz ince ayar yapmak lazım. Ya bu tam ince ayar öldü ya. Hiç televizyona bakmadan işimi çözüyorum bunu. Bu şekilde televizyon şeyde karavandaki televizyon olayımızı çözüyoruz arkadaşlar. Bütün kanallar geldi şu an. İnternette uğraşmıyorum ve şu an bulunduğumuz noktada da zaten internet de kullansak şey yapmıyor yani, çekmiyor. Çok çekmiyor. Görüşmek üzere bir sonraki videoda arkadaşlar. Kendinize bakın.